Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere Balkanlar tarihinden bahsedeceğim. Balkanlar Avrupa kıtasının güneydoğu kesiminde İtalya yarımadasının doğusu Anadolu'nun batısı ve kuzeybatısında yer alan coğrafi ve kültürel bölgedir. Bölge sarsıntılı ve hareketli bir tarihe sahiptir. Bölge coğrafi konumu gereği birçok açıdan ikiliğin bulunduğu bir yer olmuştur. Tarihde Latin dünyası ile gerek dünyası sonrasında sonraları ikiye ayrılan Roma kültüründe Katolik ve Ortodoksluk arasında paylaşılmıştır. Bu devirden sonra bölgeye eklemlenen Müslümanlık da Balkanlardaki çok renkliyi şekillendirmiştir. Tarih boyunca Avrupa'nın hiçbir bölgesi Balkanlar kadar saldırı, istila ve işgale uğramamıştır. Uzun tarih boyunca sık sık özellikle kuzeyden ve doğudan gelen değişik orduların saldırısına uğrayıp ele geçirilen bölge küçüklü büyüklü birçok ulusun yaşam alanı olmuştur. Balkanlar, Persler, Makadonlar, Romalılar, Bizanslar, Hunlar, Avarlar, Bulgarlar, Sırplar, Türkler, Avustralyalılar ve daha başka uluslar tarafından uzun yıllar boyunca yönetildi. Balkanların yerli halkı olan bazı topluluklar kısa süreli dönemler hariç tarih boyunca hep başka milletlerin idaresi altında yaşamışlardır. Prehistoriye ya bakacak olursak, Starchova, Köros, Doğrusal Çömlekçilik, Vinka, Kokute, Tribilyan, Ezora kültürü, Balkanların çeşitli kısımlarında yaşadığı arkeologlarca belirtilen kültürlerdir. Bakır Çağı tarihli Varna kültürü, dünyadaki bilinen en eski altın hazinesi ve ölümden sonraki hayata dair inanışın kaynağıdır. Balkanlar, Cilalı Taş devrinde Avrupa genelinden önce çiftçiliğin geliştiği bir bölgedir. Burada gelişen çiftçilik faaliyetleri Kuzey ve e, Avrupa, Orta Avrupa'ya geçmiştir. Miladın öncesinde 3000 yılın sonu, ile 2000 yılın ilk yarısında proto grekçe konuşan kabileler bölgeye hareket etmişlerdir. Milattan önce binde İlir kabileleri bugünkü Arnavutluğun kuzeyinde belirlemişlerdir. Milattan önce bin civarında Daçyalılar ve Traklar Balkanlara Balkanlarda Romanya, Bulgaristan, Moldova, Kuzeydoğu, Yunanistan, Türkiye'nin Trakya kısmı, Doğu Sırbistan ve Makedonya görmüşlerdir. Friglerin ve Balkanların güney kesimlerinde yerleştikleri düşünülmektedir. Demir Çağı. Milattan önce 9. 8. yüzyıllarda Dorlar Balkanlar'ın güneyinde yerleşmişlerdir. Milattan önce 4. yüzyılda Büyük İskender'in hükümdarlık döneminde bölge Makadonya İmparatorluğuna ev sahibi yapmıştır. Antik Grek dönemi. Milattan öncesindeki yüzyıllarda Balkanlar'ın özellikle Ege, Adriyatik kıyıları ve civarında çeşitli Grek şehir devletleri hüküm sürmüştür. Milattan önce 500 sonrasında bu şehir devletlerine Atina ve Isparta, liderlik etmiştir. Ancak bu dönemde şehirler doğudan fetih ve işgal amaçlı gelen güçlü Pers İmparatorluğu'nun baskısıyla karşılaşmışlardır. Bu mücadele şehir devletlerinin kültürel olarak zirveye ulaşacakları felsefi gelişme yaratan 200 yılın oluşmasına yol açmıştır. Bu kültürel gelişkinlik Avrupa'nın 2000 yıllık tarih sürecini beslemiştir. Şehir devletlerindeki bu ferah dönemini Grek şehir devletlerinin başka güçler tarafından ele geçirildiği aralıksız savaşlar takip etmiştir. Makedonya Krallığı Yunanistan'ın kuzeyinde yer alan Makedonya Krallığı 2. Filip idaresinde yükselişe geçmiş, onun oğlu İskender ile yükselişinin zirve dönemini yaşamıştır. Büyük İskender idaresi altında Makedonya o dönemin bilinen dünyasında en büyük imparatorluk olmuştur. Döneminde Balkanların en büyük devleti olması yanında Mısır, Suriye bölgelerinde kapsamıştır. Milattan önce 336 yılında 2. Filip korumaları arasındaki bir kişi tarafından suikasta uğratılıp öldürülünce Makedon devlet ve asker kesimi tarafından kral ilan edilmiştir. 2. Filip'in ölüm haberi yayılınca Tebai, Atina, Tasalya, Trakya kavimleri isyan çıkarmışlardır. İsyan haberi Büyük İskender'e ulaştığında kendisi askerleriyle bu gruplar üzerine yürümüş Olympus da Mora Yarımadası'nda Korint'e egemenliğini sağlamıştır. Korint tarafındayken Atina idaresi barış talep etmiş ve İskender böylece zafer elde edip bölgenin bir daha isyan etmeyeceği özrünü de kabul etmiştir. İskender Korint'e Persler'e karşı girek güçlerinin Egemanı ünvanını almıştır. Burada ayrıca Trakların isyanını öğrenen Büyük İskender onların bölgesine yönelmiş Trakya bölgesine yürüyen İskender ordusu burada mücadele sonucunda Hemos Dağı'nı ele geçirmiş ve Traklar'ı mağlup etmiştir. Bu gibi mücadelelerden zaferle ayrılan Büyük İskender sonraki yıllarda Asya tarafına yönelmiş, burada da aşama aşama ilerleyerek kazandığı yeni yerlerle büyük imparatorluk yaratmıştır. Roma öncesi dönem Skodra yani bugünkü İşkodra şehri merkez olarak üzere ililer M.Ö. 4. yüzyılda bölgede güç oluşturmuşlardır. Ancak milattan önce 358'de 2. Filip İlirleri yenip egemenlik alanını Ohri Gölü'ne denk genişletmişlerdir. Milattan önce 323'lerde Grek şehirler arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştır. Milattan önce 229 ve 219'da Roma ordusu İlirya yerleşkilerine baskın düzenlemiştir. Bu baskınlar Neratva ve Disney'sinde gerçekleşmiştir. İlirya'lar karşılık olarak Romalılara saldırınca Roma için Balkanlara yayılma fırsatı oluşturulmuştur. Milattan önce 180 yılında Danvaçyalılar İlirya kralı Genetus'a karşı bağımsızlık ilan ederler. Romalılar Milattan e, Milattan önce 168'de son İlirya kralı Genetus'u yenip kendisini Milattan önce 165'te Roma'ya esir olarak götürmüşlerdir. Kısa süre sonra bu bölge Roma kontrolü alınmış, idari yapılanma kurulmuştur. Milattan önce 168 civarlarında Romalılar Grek sivil savaşları sebebiyle uygun zemin bulup İmparatorluk sınırlarına Makedonya, Epir ve Eka topraklarını katmışlardır. Evet sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim bu videomda sizlere ee, Balkanlar hakkında bilgiler verdim. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalınız.